25. Föyümüzün ödev testleri arkadaşlar. Çözümlerimize başlayalım. İ kare x1 olmak üzere x kare artı 25 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesini bulunuz. 25 karşıya atıyoruz. x kare eşittir eksi 25. Ve şimdi her tarafı kök için aldığımız zaman cevap eksi 25 oluyor kök içinde. Tabi kök için alındığı için önde artı eksi olması lazım. Peki kök içindeki eksi 25 arkadaşlar dışarı nasıl çıkar? i kare çarpı 25 diye düşündüğümüz zaman i kare dışarı i diye çıkar. 25 de dışarı 5 diye çıkar. Yani buradaki köklü işlemin sonucu 5 i artı eksi 5 i arkadaşlar. Artı 5 i eksi 5 i bu da e gösteriyor. Yukarıda verilen sayılardan kaç tanesi karmaşık sayıdır? E, i̇nceleme yapmamız gerekmiyor. Sadece kaç tane sayı verildiğini sayın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sayı verilmiş. Demek ki bu adamlar karmaşıktır. Ee, çünkü sayıların tamamı, bütün sayılar karmaşık sayılar kümesinin bir elemanıdır. i kare x1 olmak üzere z sayısı. Söylendi bize z'nin imajlarının bulun dönüyor. 2 çarpı i kare. i kare demek eksi 1 demek eksi. 3 çarpı i küp. i küpün sonucunda eksi i olduğunu anlatmıştık arkadaşlar. Ders anlatım feyinde. Bu üçgenin düzenleyelim. Eksi 2 artı 3 i. Z sayısı boymuş. Bu adamın eşleniğinin imajlarını istiyor bizden. Bu adamın eşleniği arkadaşlar i'li ifadenin işaret değiştirmiş halidir. O da eksi 3 oluyor. Evet, Z karmaşık sayısının reel bir kısımlarının toplamı 36 dışarı 6 diye çıktı. Eksi 49 7 i diye çıktı. Bu durumda Değerimiz 6. imajinerimiz eksi 7. İkisinin toplamı eksi 1. Z üstü Z'nin eşleniği olmak üzere Z üstü çizgi. Diyor hangisi yanlıştır? A şıkkındaki eşlenik ifadesi arkadaşlar doğru. İ'nin işareti değişmiş sadece. B'de de sadece İ'nin işareti değişiyor. Doğrudur. C de aynı şekilde. mi? hayır değil. C şıkkı yanlış. Çünkü C'de eşlenik alma sürecinde 2'nin de önündeki işaret değişmiş. Bu yanlış. Z doğru yeni işareti değişmiş. Ve e, de E şıkkı yanlış mı? E şıkkı da doğru arkadaşlar. Burada sabitimiz var. Sabitin eşleni yine sabit oluyordu. İ kare x bir denklemini çözüm Kümesini bulunuz. Tam kare yöntemiyle yapacağım. X kare 2 x x 1in karesi diye düşünebiliriz. Birincinin karesi x kare çarpımlarının iki katı 2 x. Buradan sabitimiz 1 geliyor. Bizim sabitimiz 2. O halde sona 1 ekleyelim ve işlem sonucu denklem değişmesin. Bir karşıya attığımız zaman x i, x 1'in karesi eşittir eksi 1. Her tarafı kök için aldığımız zaman artı eksi kök eksi 1. Buradan x i, x 1 eşittir artı eksi i'ye. Biri karşıya attığımız zaman bir artı eksi i bizim burada sonucumuz. bir artı eksi i yani a şıkkı. Bir de bunu diskriminant ile formülden çözelim arkadaşlar. Denklemin deltası b kare eksi 4 ac. Yani delta'mız eksi 4 geldi. Kökleri nasıl bulunuyordu? X1 ve X2 aynı anda bulalım. Eksi B artı eksi kök delta bölü 2A. Öyle değil mi? Evet, eksi B. B'miz eksi 2. Eksilisini aldığımız zaman 2 oluyor. Artı eksi kök delta kök içinde eksi 4 bölü 2A. A'mız 1. Ya yani bu işlemin sonucu 2 artı eksi 2i bölü 2 oldu. Her taraf 2'ye böldüğümüz zaman cevap 1 artı eksi i sonucuna dönecek değil mi? Burası da 1 artı eksi. Evet ikinci testimiz. E, ifadelerden hangileri doğrudur? Z sayısı 2 artı i ise arkadaşlar bu adamın eşleniği 2 eksi i olmaz mı? Peki eşlenimizin imajları 1'dir diyor. Yanlış. Tabii ki doğrusu eksi 1 olması lazım. Birinci öncül yanlış. İmajinerin reyli 2'dir diyor. Evet doğru. E, Z'nin reyli kısmı ile Z'nin reyli 2'dir. Eşleninin imajineri ki bu da eksi 1'dir. Bunların toplamı 1 diyor. Bu da doğrudur. Evet hangisi yanlıştır? Karmaşık sayımız R eksi 5 doğrudur. Eksi 2 eksi 3 doğru. 0'a 4. 3, e 0. Ee, e şıkkı yanlış arkadaşlar. E şıkkı neden yanlış? Reel kısmının eksi 4 olduğunu söylüyor burada. Halbuki reelimiz 2'dir. İmajlarımız, imajlarımız yeğenin kas sayısı. Eksi 4 olmalı. Yerleri ters verilmiş. Enklemin çözüm kümesi. Boksun karşı yaptığımız zaman x kare eksi 9. x buradan artı eksi kök eksi 9. Yani artı eksi 3 i. i kare eksi 1 karmaşık sayısının gerçek kısmı ki gerçek kısmında x var. İmajiner kısmından 3 fazla. İmajinerimiz 2x, 2x'in 3 fazlasına eşitmiş. Buradan x 3 buluruz. Bizden z'nin bireyli isteniyor. Z'nin bireyli x'tir arkadaşlar. Ve biz x'i Eksi 3 bulduk zaten. İ kare eksi 1 olmak oldum, üzere denklemin sonucunu bulmuş. Bunu parçalayacağız. E üstü 8 ne? Çarpı e üstü eksi 25. Buradaki adam i'nin e kuvvetimiz arkadaşlar. i'nin e kuvveti. Kuvvetimiz olan 8 ne? 4'ün bir katı olduğu için bu işlemin sonucu. Burası 4'ün katı olduğu için bu işlemin sonucu 1'dir. Neden olduğunu açıklayalım. E, ee, bu sayı aslında biz şöyle yazabiliriz. E üstü 4'ün 2 n'inci kuvveti diye düşünelim. Tabi soruda neyinin bir doğal sayı olduğunu söylemeliydi. Veya neyinin bir tam sayı olduğunu en azından söylemeliydi. Bunu söylemediği zaman soru çözümsüz oluyor da biz bunun söylendiğini varsayalım. Yani ney sayısı bir doğal sayı veya ney sayısı bir tam sayı olduğu söylenmesi lazım. Y 4 1'dir. Buradan 2 ne ifadesi arkadaşlar? 2 ne ifadesi? De, birin birinin herhangi bir kuvveti olacağı için burada 2 ne ifadesi 1 üstü 2 neye dönmüş oluyor. Ve burası her türlü 1'dir. Bundan dolayı burası gitti. Bizim elimizde çözümlüyü bekleyen %25 var. Burada size şöyle bir yöntem söyleyelim arkadaşlar. İli ifadenin kuvvetinde 4 4 istediğiniz kadar ekleme çıkartma yapabilirsiniz. Sonuç değişmez. 4 adımda bir aynı sonuç geleceği için ben buna istersem 7 tane 4 ekleyebilirim. Ya istediğim kadar 4 kuvvetimizi ekleyebilir veya çıkartabiliriz. Biz buraya 28 eklediğimizde yani i üstü eksi 25 artı 28 dediğimizde sonra aynı zamanda i üstü 3'e dönüyor. i üstü 3'ün de sonucunun eksi i olduğunu biz geçen köyden biliyoruz. Cevabımız eksi, eksi i. Zaten öndeki alan 1'di. Cevabı eksi i bu şekilde hızlıca bulunabilir. Çözüm hükmesinin bunu yine tam kareden yapacağım bunu sadece. Buraya x eksi 4'ün karesi diyelim. Sabitimizin karesi 16 geliyor. Bizim sabitimiz 20'dir. Sonra 4 ekliyorum. Ve şimdi bu 4'ü karşıya attığımız zaman 4 karşıya x4 olarak geçiyor. Her tarafı kök için alalım. x x4 eşittir. Artı eksi kök içinde eksi 4. Yani x x4 eşittir. Artı eksi 2i. Şimdi bu 4'ü de karşıya attığımız zaman 4 artı eksi 2 bizim çözüm kümemizin kökleri. 4 eksi 2 4 artı 2 i. Yani değişik. Evet 2 z1. Z1'in 2 katını alalım arkadaşlar. 6 eksi 8 i oldu eksi z2'nin 3 katı. Z2'nin 3 katı 12 artı 3 i. Bu çıkarma işleminin sonucu. Reel'den reel çıkartıyoruz. Yani 6'dan 12 çıktı. Eksi 6. Eksi 8 i'den de 3 i'yi çıkartıyoruz. Yani eksi 8 i eksi 3 i. Bu da eksi 11 i sonucunu bize gösterir. Cevap eşitli oldu değil mi? E, kuvvetleri, faktörel kuvvetleri güzel. E'nin birinci kuvveti, E'nin ikinci kuvveti, iki faktörel ikidir arkadaşlar. 2 i̇ki faktörel iki. Sonra 4 faktörel geliyor kuvvetimizde. Bu 24'tür. Artı üzeri 24. Artı daha sonra işte 6 faktörel, 6 faktörel 24'ün 5 ve 6 çarpanları şeklinde giden bir adam. Bu şekilde gidiyor yani ve daha sonra son sayımızda 100 faktöreli. Bu faktörelleri açacak halimiz yok. Açmamıza da gerek yok zaten arkadaşlar. Çünkü az önceki soruda ne demiştik? İ'nin kuvveti 4'ün katıysa bu işlemin sonucu 1 oluyordu. Çünkü açıklayalım hemen. İ üzeri 4'ün 6. kuvveti diye düşündüğümüzde 24'ü 1 üzeri 6 yani 1 olur. Aynısını bir sonrakinde de söyleyeceğiz. Bu adamın kuvveti de 24, 4'ün bir katı, yani 24'ün de katı, 4'ün de katı. Ya burada da gerek düzenleme yaptığımızda bir, bir sonucunu buluruz. Özetle şunu söyleyelim arkadaşlar. İ'nin kuvveti 4'ün katı ise cevabımız 1'dir. Bu durumda buradaki tüm e, işlemlerin sonucu, buradaki terimlerin sonucu 1, 1, 1, 1, 1 gelir. Nereye kadar? İ'nin 100 faktörel kuvveti. Yani bu sonucu adam da 4'ün katı olduğu için bunun da sonucu 1'dir. Bize burada şunu bulmak düşüyor. Burada kaç tane bir var? Bu şöyle düşünebiliriz. Kuvvetlere baktığımız zaman terim sayısını bulmak için birinci terimimizin kuvveti 4 bunun devamındaki terimin kuvveti 6. Yani çift sayılar olduğunu görüyoruz. Bu çift sayılar arkadaşlar nereye kadar gitmiş? 100'e kadar gitmiş. Burada kaç tane terim vardır? Terim sayısı nasıl bulunuyordu? Son terim eksi ilk terim 96. Bölü artış miktarı 2 2 için bölü 2 dedim. Artı 1. Yani buranın sonucunu 49 buluruz. Bunun anlamı nedir arkadaşlar? Bunun anlamı burada kaç tane 1 var sorusunun cevabı bulunmuş oluyor. Kaç tane terimimiz var? 49 tane terimimiz var. Her bir terimin sonucu 49. Bu toplamın sonucu o halde 49. Önümüzde 1 var. i var. Bizi bekliyor. Ve burada i kare var. i kare arkadaşlar. Eksi 1. Bu toplamı yaptığımız zaman cevap i artı 48 bulunur. Çünkü eksi 1 49. Sonucu 48 oluyor. i artı 48. Yani değişiklik. İ kare x1 olmak üzere karma sayısını bulunuz. Z ile z'nin eşliğini toplayın diyor. Z'miz 4 eksi 2 i artı z'nin eşliğini yani 4 artı 2 i bölü çıkartıyoruz şimdi. 4 eksi 2 ile bu adamla ve yani 4 artı 2'yi çıkartıyoruz. Bu da bizim paydamız. Bu işlemin küpü. Şimdi bunu düzenleyeceğiz. Peki. Burada ikileri gitti. 8 kaldı. Paydamız neyse arkadaşlar. Çıkartmayı buraya dağıttığımız zaman eksi 4 eksi 2 olacaktır. 4'ler gitti. Eksi 2 eksi 2 eksi 4 i oldu. Üçüncü kuvveti hala bizi bekliyor. Burada 4'leri sadeleştirelim. 2 bölü eksi i'nin küpü. Güzel. Küpü dağıttığımız zaman 2'nin küpü bölü eksi i küp. Şu üstten yazalım. 2'nin küpü bölü eksi i küp. Evet. Buranın sonucunu üstten yazdım. 2'nin küpü 8. Eksi yönü aldım. Eksi 8. Şuradaki i küpte arkadaşlar ne eşit? Eksi i eşit. i küp. Eksi i eşit. Burada denklemeli. Eksilerini sadeleştirelim. Cevabımız 8 bölü i olsun. 8 bölü i. Bunu böyle bırakamazsınız. Yani paydalı iyiliği ifade bırakılmaz. Denklemi i ile genişletiyoruz. Aşağıya ve yukarı i ile çarptığımız zaman 8 i bölü i kare olur. i kare eksi 1 olduğu için 8 bölü eksi 1 yani eksi 8 i i'yi söylemeyi unutmayalım. Eksi 8 i bulunur. Aşk cevabımız. Evet işleminin sonucunu bulunuz. 1 artı i küp yani 1 eksi i diyorum. Çünkü i küp ne işte arkadaşlar? i küp eksi i eşit. Burada i küpün yerine eksi i yazdım. Çarpı bir eksi i. Çünkü i üstü 5. Sadece i eşit. Kuvvetten 4 attım. Devam edelim. Diğer ifademiz de arkadaşlar. i üzeri 7 de kuvvetten 4 atıyorum. i kübe eşit. i küp de eksi i eşit. Yani yine bir eksi i oldu. Burada bir eksi i'nin küpü doğdu ama biz küp açılımı değil de burada ikili ikili çarpma yapalım. Daha kolay. Mesela şu ikisini çarpıyorum. 1 bir ile 1'i çarpıyorum. 1, 1 ile i'yi çarpıyorum. Eksi i. Daha sonra eksi i dağıtıyorum. Eksi i. Ve eksi ile eksi i'yi çarpıyorum. Artı i kare. Buranın sonucu. Bura 1 gelir. Bu adam eksi 1 gelir. Ve 1 ve eksi 1 bir birbirlerini götürür. Yere ne kalır arkadaşlar? Eksi 2 i kalır. Devam edelim öyleyse. Eksi 2 i çarpı 1 eksi i bizi bekliyor. Şimdi bu eksi 2 i parantezi dağıtıyorum. Eksi 2 i ve artı 2 i kare ne olacağımız eksi 2 i kare eksi 1 olduğu için burasını eksi 2 yaptı. Cevabımız e şıkkı bulundu. Karmaşık sayısının sanal kısmını bulunuz. Hemen paydamızı eşleniyle genişleteceğiz denklemi. Paydan ile. Bu genişletme yaptığımız zaman 2 i'ye 1 eksi 2 ile çarpmamız gerekiyor ve paydamız ne oldu? Burada eşlenik çarpımından katsayıların kareleri toplamı gelmesi lazım değil mi? Buradaki işlemin sonucu 2 i çarpı 1 eksi 2 i bölü 5 bulundu. 2 i parantezi dağıtıp işlemi uzatabilirsiniz arkadaşlar. Bizden sanal kısım isteniyor. Sanal kısım 2 ile 1'in çarpımından doğacaktır sanal. Kas sayımız i'nin kas sayısı 2 bölü 5 bulunur. Ve hocam biz uzatmak istiyoruz. Uzatalım 2 ile 1'i çarpıyorum. 2 i eksi 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4 i kare bölü 5. Devam edelim. 2i buradaki i kare eksi 1'dir arkadaşlar. Eksi 1 ile buradaki eksi çarpıyoruz. 4 oldu. Bölü 5. Biz bu kesiri parçalı yazdığımızda 2 bölü 5i artı 4 bölü 5. i'nin katsayısı kim? 2 bölü 5 bizim sanal kısmımızın katsayısı. Yani sanal kısmımızı alıyoruz. i kare eksi 1 işlemin sonucunu bulunuz. Evet bu adamı kök 3 eksi i ile genişletelim. Bu adamı da kök 3 artı i ile genişletelim. Bu genişletmeyi yaptığımız zaman kök 3 eksi i'nin karesi artı burayı çarptığımız zaman da kök 3 artı i'nin karesi oluyor. Bölü paydamız. Paydamızda eşlenik çarpım var. Eşlenik çarpım kök 3 kök 3 katsayımız kök 3'ün karesi. Katsayıların kareleri toplamı geliyordu değil mi? Katsayımız birinci ifadede kök 3, ikinci ifademizde yani i'li ifadenin katsayısı 1'dir. 1'in karesi. Her iki ifadede paydamız Kök 3'ün karesi artı 1'in karesine dönüyor. Payda işi halloldu. oldu. Payı düzenleyelim. Kök 3'ün karesi 3. Eksi çarpımlarının 2 katı. Eksi 2 i çarpı kök 3. Sonra ikincinin karesi artı i kare. Bu ilk bölümün açılımıydı. Şimdi ikinciyi açıyorum arkadaşlar. Bu adamı açalım. Birincinin karesi 3. Çarpımlarının 2 katı 2 i kök 3. Ve artı ikincinin karesi yani i kare bölü paydamız. Paydamızda ise 4 var. Kök 3'ün karesi 3. 3 1 daha 4. Bu bizim paydamız. Evet soru bitti gibi. Biraz 4 işlem şimdi düzenleyelim. Burada 2 i kök 3 art bu eksi 2 i kök 3 ile artı 2 i kök 3 sadeleştir. Peki 3 var. 3 daha 6. i kare var. i kare eksi 1. Bir i kare daha var. Bir daha eksi 1. Yani eksi 2. Bölü paydamız. Payımız 4 oldu. Paydamız da 4. 4 bölü 4. Buranın sonucu bir bulunur. Evet, burada arkadaşlar ödev kısmımızın sonuna geldik. Basit bir föydü. Sorular bu kısımdaki sorular basitti. Buralar sizi çok da aldatmasın. Diğer farklı kaynaklardan da bilhassa ders kitaplarındaki alıştırma bölümünü çözmenizi tavsiye ederim. Yapmadığınız sorular arkadaşlar kitap ders kitabındaki yapmadığınız soruları da yollayabilirsiniz Instagram hesabına. Ve tabi bu föyde de anlaşılmayan soruları yollayabilirsiniz. 26. föyümüzde görüşmek üzere.